Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz gibi farklı bir ipimiz, rengimiz daha doğrusu yeni aldığım rengimizle karşınızdayım. Çok güzel bir hardal sarısı ya da hardal sarısı da değil, böyle açık renkli böyle bir sarı rengimiz. İpin markası da farklı bu sefer arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Nako'nun Angora Lüksü arkadaşlar diye geçiyor. Şöyle numarasını vereyim, rengini beğendiyseniz şöyle şu kısımdan. Ekran görüntüsü alaraktan şu numaraları vererekten 100 1636 ve şuradakileri vererekten bu rengimizi beğendiyseniz ulaşabilirsiniz ya da yorumlar kısmından bana yazarsanız yine tekrardan dönüş yapabilirim numarasını isterseniz. Alize Angora Gold serisinin ipinin aynısı diyeceksiniz. Yani o ipe yakın, sadece marka değişikliği aynı ip. Değişen farklılık yok. Şimdi modelimize geçelim. Küçük bir model anlatacağım arkadaşlar ben size. Böyle fıstıklı bir model. Modelimiz. Fıstıklı model sevenler bu modelimi kaçırmasın. Şimdi şöyle tığımı da göstereyim. 3 numara 1.70 mm. Her zamanki kullandım. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. İpimi sabitliyorum. Böyle zincirlerimi çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zincirlerimizi çekiyoruz. Fazladan zincir çekelim. Orta yerde zincir çekelim. Yeni başlayanlar falan denk gelmiştir bu videoma belki. Yani orta yerde zincir çekiyoruz. Sıkı zincir çekmiyoruz. Çünkü bu zincirlerin içine trabzan uygulayacağım arkadaşlar. Modelimiz kısa bir şekilde anlatacağım. Siz bunu arkadaşlar yelek yapmayı biliyorsanız ölçülerini bedeninize göre yapacaksınız. Sayı vermiyorum. O şekilde kesimini, yaka kesimini falan uygulayabilirsiniz. Şöyle orta yerde zincirimi çektim. Şimdi hemen tığın başına doluyorum. 1, 2, 3, 4.'ye bataraktan ikili trabzanımı uyguluyorum. Tığın başına doluyorum. Bir sonraki zincirin içine batıyorum. Bakın. İlmeğimi çekiyorum. İlk önce ikisini, sonra ikisini. Bu şekilde. Tığın başına doluyorum. Zincirin içine batıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bu şekilde ikili trabzanlarımı uyguluyorum. Her bir zincirin içine ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Her bir zincirin içine ikili trabzanlarımızı uyguluyoruz. Ben ikili trabzan tercih ettim. Siz eğer direkt zincir üzerine de yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre değişir arkadaşlar. Hani bu düz falan yapmak istiyorsanız, kalın ipler kullandıysanız direkt zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Etoşal yaptıysanız zincir üzerine başlayabilirsiniz. Bunlar sizin zevkinize kalmış bir şey. Yalancı trabzan, sık iğne ya da iki sıra üst üstüne ikili trabzan uygulayabilirsiniz. Modelimizin duruşu falan çok güzel. Etol şal da çok güzel olur. Böyle renkli iplerle çalışabilirsiniz. Duruşu falan çok güzel bir yelek modeli. Şimdi arkadaşlar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle. Ben İkili trabzanlarını tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ikili trabzanlarımı uyguladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çeviriyorum modelim elimde. Zincirimizi trabzandan sayıyoruz. Tığın başına doluyorum. Birinciye değil, ikinci trabzanın tepe kısmına bataraktan ilk önce ikisini, sonra ikisini trabzan yapıyorum. Kenar bandı olaraktan arkadaşlar, kalın ince olaraktan ayarlayabilirsiniz. Bu kenar bantların kalınlığı, inceliği size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben 1, 2, 3, 4'lü olaraktan çalıştım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine ikili trabzan. Bakın. Bir zincir atlıyorum. İkincisine
ikili trabzan, bir zincir çekip bir tane atlayıp ikili trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum, ikincisine ikili trabzan. Bu şekilde ilk sıramız ilerliyor arkadaşlar. Kutucuklardan oluşturuyoruz ilk sıramızı. Şöyle bir zincir, bir trabzan atlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir, bir tane atlayıp devam ediyoruz arkadaşlar. Bir zincir, bir tane atlayıp devam ediyorum. Bu kenarda da şimdi kaç tane trabzan yapmak istiyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Burada kaç tane kaldıysa ben trabzan yapmak istiyorum şimdi. Kalınlığı inceli olabilir, hiç fark etmez. İnce yeri birleştirme yerine denk getirebilirsiniz. İkisinin eşit bir şekilde tutabilirsiniz. Mesela burada ben dörtlü 1, 2, 3, 4, 5 ile çalışmışım. Diğer tarafta 5 olur. İkisinin birleşmesinden 10 tane olur. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirde sayıyoruz. 7 tane trabzan. Bu kenar bandı değişir arkadaşlar. Eşit de çalışabilirsiniz. Fazla eksik de olabilir. Şimdi 1, 2, 3, 4 şöyle tuttuğumuz zaman burayı ön kısmı olarak ayarladıysanız burayı da birleştirme olan kısmı olacak arkadaşlar. 4 tane zincir çektim. Tığın başına doluyorum. İkinciye bataraktan ikili trabzanımı uyguluyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımı uyguladım. Her birinin tepe kısmına bataraktan. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine battım. Bir zincir çektik, trabzanın tepesine battık. Buraya da bir zincir çekiyorum, sıkılaştırıyorum daha doğrusu, açılım olmasın diye tığımı uzatıyorum. Bu fıstığın içine, yani bu boşluğa 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımı, fıstığımı topluyorum. Sabitliyorum, bir zincirle kapatıyorum, tığın başına doluyorum. Burada iki trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan bir zincir, karşı ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sabitliyorum, bir zincirle sıkılaştırıyorum. İlmeğimi uzatıp bunun içine 1 2 3 4 5 6 adet zincirimi çektim ve kapatıyorum. Bir zincirle sıkılaştırıyorum. Hemen burada kutucuklarım zaten belli oluyor. Hemen bir sonraki, buna yapmıştık ya, bir sonrakine bataraktan iki trabzanımı sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. Ve şimdi tekrardan fıstığımızı yapacağız arkadaşlar. Bu fıstığımı trabzanın üstüne bir tane zincir çekiyorum ve aynı işlem. Bakın doluyorum. 4, 5, 6 tane fıstığın kalınlığı size kalmış bir şey. İnceli, kalınlığı olaraktan ayarlayabilirsiniz. Bakın kapattım. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir trabzan uyguluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum ve aynı işlemi tekrarlıyoruz. 3, 4, 5, 6. Fıstıklarımı bakın yaptım. Bir zincir çektim. Hemen buraya ikili trabzanımı uyguluyorum. Bu şekilde. Böyle ayrık durduğuna bakmayın. Üstüne tekrardan kutucuk işleyeceğim zaman doğrulacak arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Hemen buraya tekrarlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincirimi çektim. Bir zincir çekip hemen buraya ikili trabzanımı uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya
Tekrardan ikili trabzan yaptıktan sonra, yani bir kutu hazırladıktan sonra, bir zincirle bu kutunun içini şöyle geriye dönük, şöyle bakın, ara kısmı geri 3 4 5 6 kere aynı işlemi yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonrakine sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum, hemen buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyoruz. Bir zincir çekip buraya fıstığımızı yaptık ve buradan sonrasını ikili trabzanlarımı uyguluyorum. Bir kutucuk fazla yaptığımız için şöyle gördüğünüz gibi ikili trabzanlarımı uyguladım. Bir, iki, üç, dört zincir modelimi çeviriyorum tekrardan. İkili trabzanlarımı uyguladım. Bakın, sona kadar. Şimdi burada bakın böyle ayrık gibi duruyor. Bunu hiç dert etmiyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Aşağıda ne yaptıysak, burada trabzanımız var. Bakın, bir zincirimizi çekiyoruz. Bu fıstığımızı doladığımız trabzanımız var ya, onun tepesine şu fıstığı aşağı indirip buraya bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın zaten ortada bir tane var. Bunun tepesine ikili trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Fıstığımı doladığım yer. Fıstığı şöyle biraz aşağı indirdikten sonra trabzan zaten ortaya çıkıyor. İkili trabzan, bir zincir, bir sonraki yere ikili trabzan olarak da uyguluyorum. Bakın üst kısmına. Tekrardan bir zincir. Bu sıramızda da kutucukları oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir zincir. Kutucuk, bir zincir, kutucuk. Bu şekilde kutucuklarımı oluşturdum. Arada bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Her bir trabzanın tepesine batıyoruz. Bir ortadaki trabzana, bir de fıstığımızı yaptığımızı şöyle aşağı indirip oradaki trabzana trabzanlarımızı uyguluyoruz. Bir zincir, bakın. Bir zincir yaptıktan sonra kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. Bu şekilde ikili trabzanlarımı uyguluyorum. Bir, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. Ve tekrardan devam ediyorum. Bu şekilde. Bakın. Şimdi bakın buraya geldik. Burada ise yapmamız gereken işlem, trabzanlarımı uyguladım. Kutucuk, fıstık çalışması ve kutucuk. Şimdi buraya trabzan uygulayacağız. Yani bir zincir çektim. Burada zaten varız. Bu arada bir tane zincirli olan yere bir trabzan yapıyorum. Bir adet trabzanın tepesine. Üstünü alıyorum. Ara kısmı bir adet trabzan. Bir adet de trabzanın tepesine. Bir boşluğa bir trabzan tepesine. Bir boşluğa bir trabzan tepesine olacak şekilde bu sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan. Tığımızın başına doluyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Bir tane ara boşluğa, bir tane trabzanın tepesine. Sayılarda hiç farklılık olmayacak arkadaşlar. Fıstıklarımız zaten aynı hizada olacak. Çalışmamız hep zaten arada bir zincir, bir trabzan olarak olduğu için bu boşluklarda bir trabzan ve tepelere bir trabzan olaraktan çalışıyoruz. Bakın.
bu şekilde trabzanlarımın hepsini yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan olaraktan sıra sonuna kadar uyguluyoruz. Bir kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir modelimin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonrası tekrarlardan oluşacak. Tekrar olaraktan çalışacağız. Yani tekrar başa dönmüş gibi oluyoruz şu baştaki ve ondan sonrakini devam ettireceğiz. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir. Tam kuruluşunu göstereyim. Şöyle bakın. Ön kısmı burası modelimiz. Tığın başına doluyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımın tepe kısmına doğru uyguluyorum. Kaç adet? 5 adet. İkili trabzanımı kaç tane varsa yaptım bakın. Belli oluyor zaten. Şimdi arada bakın bir tane ikili trabzanımız var, bir tane tepesinde. Burada da bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Bir zincir, bir tane atlayıp diğerine. Bir zincir, bir tane atlayıp diğerine. Bir tane atlayıp diğerine. Bu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar gidiyoruz ve bir üst sırayı göstereceğim arkadaşlar. Bu sıramızı da bir zincir ve bir trabzan olaraktan yapalım. Bir trabzan kare kutucuklarımı oluşturdum. Şimdi burada modelimizi tekrardan şu fıstıklı yeri kuracağız arkadaşlar. Bakın zaten trabzanlarımızın sayısı aynı oluyor. Kenar bandımızın kutucuklu yere geldik. Bir zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepe kısmına ikili trabzan yaptım. Şimdi buraya hemen modelimi kuracağım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bak içe girip çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini topluyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Bir sonrakine trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Diğer trabzanı yaptıktan sonra yine aynı işlem. Fıstığımız. Bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde bakın. Kapattım. Tığın başına doluyorum. Buraya bir adet trabzan yapıyorum ve karşıya geçiyorum. Bu sıramızda aynı birinci sıranın tekrarı oluyor. Bakın arkadaşlar duruşu falan. Bu şekilde şöyle döndürdüğüm zaman gördüğünüz gibi modelim çok hoş. Şimdi şöyle ben ipimi kesmek istiyorum. Burada ip kesmeyi de bu videoma denk geldiyseniz şöyle görebilirsiniz. Arada 1, 2, 3, 4 tane falan çekiyorum. Zincir bırakıyorum başladığım yere itibaren 1 2 3 4 tane bir parmak girecek kadar yani şöyle bir parmak şuradan gergin bir şekilde yaptım çektim kestim bakın ilmeğimizi ipimizi de çekiyoruz sabitliyoruz kısaltmış oluyoruz ve gördüğünüz gibi modelim bu şekilde ben şöyle netleştireceğim arkadaşlar tabii ben bu kadarcık küçüklü bırakmam hiçbir zaman tam modelimizin görünümünü göstermek için arka kısımda daha büyüğünü ördüm. Bakın duruşu falan çok hoş. Çok güzel bir model. Ben çok severekten ördüm. Böyle sıkıcı bir model değil. Duruşu falan da çok güzel. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arka kısmı bu şekilde. Bakın ön kısmı fıstıklarımızın dolgunluğu falan çok güzel duruyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.